birbiri etrafından dönen sineklerden. Bunlardan çok ben hastanelerden görüyorum. Doğum hastanesini doldurduklarına hiç şaşmamış bu illerden. Sineklerle. Çünkü bu laboratuvar sineğini salan burada be. Bütün Türkiye'ye salan burada. Emin olun, bakın geldi sıçma. Sıçma geldi, yemin ederim. Şey sıçmadı. Yetiştim. Çekmedim Allah kahretsin. Kim nasıl devam edecektir? Senin bütün gece etrafı kimya salan bokluklar yetmezmiş gibi. Her köşeyi fış fış fış. Her arabanın altına fış fış fış. Her arabanın önü dediğim özel arabaları seçiyorlar. Bu servis araçları hiçbirini ıskalamıyorlar. Servis araçlarına yapılacak. Çünkü içinde çok insan var. Bir kaza olursa çok kurban. Aynı şekilde hayvanseverlere de yükleniyor bunlar. Bu sokak hayvanları sözde kendilerinin yönettiği noktaya sıçtırıp noktaya deliye fışkırtabildikleri hayvanların mikropları, virüsler, hastalıklar yüklüyorlar, toksoplazmalar. Ondan sonra bunlara yanaşan hayvanseverin hayvanları bunu kapıyor. Al sana veterinerlere müşteriler. Sürüyle müşteriler. Hayvanlar geçiyor. Bunların ettiği toksoplazmalı pisliklere, şuna buna hayvana yanaşıyorlar, kapıyorlar mikropları. Sadece toksoplazma değil. Allah'ım yarabbim, şu sinek sürüsüne bakın ya. Böyle bir şey yok be. Böyle bir şey yok. Tam pencerenin. Neden? Niyetleri hem ekiyorlar buraya, hem niyetleri buraya ilaçlama getirecekler bizi gaza, kansere boğmak için. Halbuki sinekleri yetenler kendilerinin evinin önü temiz, duvarları tertemiz, bizimkiler ise çökmek üzere fışkırtıdan, pislikten. Sahurda sıcak. Bizlerde çal çayımı içtim. Bu kaşıntılara şimdi yardım etmeye başladım. Ayrıca ayağınıza bu toksoplazma yaraları ulaştırmışsalar karbonatlı suyla sürün. Sürün geçecekti. Şu sürüye bakın yani. Nasıl dolaşıyor orada. Sinek sürüsüne bakın ya. Böyle bir şeytanlık var mı? Böyle şeytanlar nasıl yaşayabilir be? Nasıl bunlar yok edilmez? Bunların iç yüzünü nasıl görmezsiniz be körler? Şuraya bakın, tam penceremin önünde sinek sürüsü. Ulan bu tamamen kasıtlı. Bunu tecrübelerimden biliyorum ben. Bu insanları yok edin lan. Bileceksiniz, bu şeyleri çekmekten başka bir işin yok mu? Yok lan. Hayatımızı mahvettiler. Bulduğumuz işleri bozdular. Stalking'le gönderdikleri hırsızlarla evimizi bozdular. Şimdi de evlerimizde konma, evlerimizi çalma, bizi evlerimizden etme, itme çalışıyorlar.
yok başka işim. Bu şeytanlığı ortaya çıkarmaktan başka işim yok benim. İnsanlar buna uyanana kadar ötes etmişim. Şu bak anasını satayım. Sinek sürüsü penceremizin önünde. Ulan görevli biri bunu büyütsün, görsün bu sinek sürülerini. Böyle bir şeytanlık mı var be? Nasıl bunları taşıyorlar oraya? Nasıl ekiyorlar? Nasıl bir yöntemleri var? Çünkü bunları hastanelere ekiyorlar be. Aynı cins. Şuraya bakın sürü. Onlarca. Aynı cins şeyleri hastanelere ekiyorlar. Bunlar GDO'lu. Bunlar yapma sinekler. Bundan emin olun. Şuraya bakın ya. Sürü. Allah kahretsin. Bunları yaşattığınız için bunlara önlemleyen görevli var ya. Senin işin zor be. Allah'ın karşısına çıkacaksın. Şuraya bakın, bu saldırıya bakın be. Böyle bir şey yok. Bu her günkinden daha çok. Bu GDO'lu şeyler kendileri yüremiyor yani, yürüyemezler. Yapmalar çünkü. Cins organları yok. Bunların hepsi laboratuvardan salma. Laboratuvardan yumurtalarını atıyorlar burada. Ondan sonra çıkıyorlar bunlar. Sürü. Ve bunların soktuğu yer gerçekten hissediyorsunuz, yara oluyor be. Yara oluyor çünkü bütün mikropları, virüsleri sokuyorlar içeri. Ama ben pencereyi açamayacağım. Bunlardan kaçacağım. Panjur kapalı, yapılan baskıları çekmeyeceğim. Bütün amaç bu. Bunların tuzaklarını, tezgahlarını ortaya çıkarmayacağım. Tezgah bu yani. Allah'ım yarabbim. Sürüye bakın ya. Lan nereden bitiyor ya? Nereden çıkıyor? Bakıyorum burada etrafta pislik falan yok. Buradan çıkmış olamazlar. Ben dışarı çıktım, tek tük kaldılar. Bakın yakalamaya çalışıyorum. Allah'ım yarabbim. Nasıl bir tuzak. Buyurun, boklarını yine buraya yapmışlar. Yine buraya sinek üretici boklarını yapmışlar. Başka yerlere de deniyorlar. Burasını kazıyordu demin kedi. Buraya da yapmışlar gördüğünüz gibi. Bu pisliklerin, bakın, iki tanesi oradan nöbet tutuyor. Pişmanlıkların yaptığı şeyler bunlar. Bok niyor, kat kat bok be. Var mı lan böyle bir işkence? Kedi otu ormanı. Ha? Var mı böyle bir işkence? Yani dün çektiğim klibimde bir şey yoktu. Bugün bok dolu. Gece saldırdılar işte. Amaç nedir? Ben onları kaldırıp
Hastalanacağım, mikrop bulaşacağım. Kaldırmak zorundayım. Yoksa bu cepheden saldıracaklar. Bakın ufacık cephesine. Tam geçiş yoluna fışkırtmışlar. Tam geçiş yoluna. Kaldıracağım, hastalığa yakalanacağım. Bulaştırdıkları gitmezmiş gibi. Bir sürü ufak zerre sinekler doldurmuşlar tam elin üstüne. Doldurmuşlar yemin ederim. Bunlar geçerken saça başa kaçıyorlar. Elin içine taşıyorsun. Çok çok plazma sinekleri bunlar. Çok şaştım şey. Böyle etrafı mikroba sinir sivisine bilislere boğan bu kabileyi neden devlet savunuyor be? Karakolda pestili mi çıkardılar neredeyse bunlara ulaşıyor diye? Neden bunları savunuyorlar? Çünkü bu satanistler her yere sızmış. Karakollarda bile üst düzey bunlar be. Şu sineklerin tuşuna bakın be. Dönüyorlar etrafta, açığı bulduğu zaman dalacaklar. Bunların soktukları yer feci be, feci. Ayaklara akıp unutur noktalarına sokuyorlar. Kulaklara akıp unutur noktalarına sokuyorlar. Organlarını etkiliyorlar. Toksoplazmanı harekete geçiriyorlar, beyne yolluyorlar. Bunların yaptıkları zararları çok. Virüs taşıyorlar, mikrop taşıyorlar. Toksoplazma taşıyorlar. Bu şeylerle uğraşıyoruz. Bütün gün, her gün 24 saat. Her gün fışkırtılar. Pencerelerimizin tam önüne bakın. Taşları bile çürüten, parçalayan bir fışkırtı. Bir tam daha geldi, sıçmaya bakın. Bile gidiyor. Bunlar 24 saat uğraşacaklar böyle. Ananın evine yürüdü. Yürü bakalım nereye kaçtın. Doğru ananın evine. Başka nereye kaçtın. Orada koruyorlar seni. Devlet koruyor. Devlet sana köle. Kul. Bu deccale de. Bana bak, o kanıtıma bak abi. Benim kedim yok diyor ya. Bütün mahallenin kedileri oluyor. Öyle geçiniyorlar. Sokak kedisi. Benim yönettiğim kedi değil, noktaya fışkırttığım, noktaya bokunu saldığım benim kedim değil diyorlar. Gelmiş kedilerin savunuyor. Vur diyor onlar, öldür. Ben de gelirseler öldüreceğim diyor ya. Biz beslemiyoruz diyor. Bak bak bak. Besleniyor onun şırfıntı kızları besliyor. Bir de Alzheimer'in diye şey koymuş. Söylenti koymuş etrafa. Hiçbir Alzheimer'e benzeyen tarafı yok ya. Bu savunmayı duyunca bu Alzheimer falan değil. Yalancının teki. Yalancı bu. Deccal gibi yalan söylüyor. İzmet eşiği Deccal gibi. Melek kartında problem çıkmadı. Belki ta buraya kadar gelmiş. Melek kartında problem çünkü bahçeye çıktım. Sinyal gönderdi. Gelmiş diyor, benim kedilerim değil diyor. Falan filan. Görürsen öldür diyor. Ben de öldüreceğim. Hayır dedim ya. Hayvan falan öldürmüyor mu?
Ondan sonra besbelli bir kızların beslediği orada senelerdir uğraşıyoruz sizlerle. Beni yine mahkemelere düşürdünüz. Kedileri öldürmüş. Duyuyorsunuz kendiniz yani. Bu kedilerin bunlar için tek değeri böyle parazit, mikrop salmak. Başka bir neden yok. Öldürsen bunlar için bir şey fark etmiyor. Ancak seni mahkemelere, bir tane öldürsen burada yemin ederim beni hemen mahkemeye sokacaklar, adliyeye ceza edilecekler. Ki hiç öldüremem yani. Böyle kovmak için atıyorum bazen bir şeyler. Bir keresinde yanlışlıkla rast geldi. Başka bunlara ben başka türlü nasıl başa çıkacağım anlamadım. Başkası olsa bunların tümünü zehirler. Tümünü zehirler çaktırmadan. Adam utanmadan gelmiş diyor, biz beslemiyoruz ya. Eğer çektiğimde penceresinin önünde iki kutu full vardı yavrularla, 6-6 tane kedi kaynıyordu. Bu çekimlerimdeydi. Galiba YouTube'uma girip sildiler bunu. Bu kadar güçlü insanlar bunların işbirlikçileri falan. Kızları aman Allah'ım bize yardım et. Öyle bir kızlar. Bu şeylerle uğraşıyoruz. Bu şeytanın soylarıyla, yalancılarla. Gizli katillerdir.